Merhaba. Bu videoda size yine iki kitap tanıtacağım. İkisi de Metis yayınlarından çıkmış kitaplar. Bunlar edebiyat seti olarak birleştirilmişti. Haziran ayında 3 farklı edebiyat seti vardı ve bu kampanya devam ediyor. Temmuz ayında da farklı kitaplardan oluşan setler olarak bu kampanyanın Metis yayınlarının web sitesinde devam ettiğini görüyoruz. Ben geçen ay aldım, Haziran ayında aldığım setten iki kitabı size tanıtacağım. Onları okudum ve oldukça da etkilendim. Birincisi Norveçli yazar Per Petersson'un Aç Çalmaya Gidiyoruz kitabı ve diğeri de Ralph Rothman'ın Genç Işık kitapları. Bu iki kitabın ortak noktasının açıkçası kahramanlar olduğunu söyleyebiliriz. Erken ergenlik döneminde diyebileceğimiz olan çocukları, genç erkekler bu kitabın ana karakterlerini oluşturuyor. Hikayeler bunun üzerinden ilerliyor. Ve bu kişilerin tabii ki babalarıyla, ağırlık olarak babalarıyla kurduğu ilişkiler, ailelerin diğer üyeleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden ilerleyen bir konu var. Dolayısıyla iki kitap arasında çeşitli bağlantılar olduğunu söyleyebilirim. Ben kendimce kurdum. Per Petersson'un Aç Çalmaya Gidiyoruz kitabına bakacak olursak, burada Trond'un yaşlılık günleriyle başlıyoruz. Daha sonra yaşlı 67 yaşındaki Trond çocukluk günlerini hatırlıyor. Kitap bir çocukluk dönemi, bir şimdiki dönem ya da yaşlılık dönemi diyebileceğimiz zamansal paslaşmalar veya dalgalanmalarla gidiyor. Trond yaşlılık döneminde eşini de kaybettikten sonra yeniden tıpkı çocukluk günlerindeki gibi bir Norveç köyüne, daha kuzeyde bir Norveç köyüne, yaylasına hatta yerleşiyor ve burada çocukluk anılarını hatırlıyor. Tabii orada bir de komşusu var. O da bu anıların kurulmasında aslında oldukça etkili. Çocukluk günlerindeki anılar ağırlıklı olarak babasıyla yine Norveç-İsveç sınırında geçen bir köyde yaşadıkları maceralar, ağaç kesme maceraları ve bunun nehir aracılığıyla başka bir yere gönderilmesi üzerine kurulu. İkinci Dünya Savaşı yıllarına geri dönüyoruz bu çocukluk anılarında. Dolayısıyla bu gitgeller, bugün ve geçmiş arasındaki gitgeller üzerinden ilerleyen hareketli ve çeşitli maceraların olduğu, tabii ki konu olarak akıcı ve dil olarak sürükleyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Per Petersson'un tarzını çok beğendim ve diğer kitaplarını da mutlaka okumayı düşünüyorum. Diğer kitaba geçecek olursak, Rothman'ın Genç Işık kitabında da yine Julian isimli bir genç çocuk var, erkek var. Bu kez İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir dönemdeyiz. Almanya'da babası madenci ve kiralık evlerinin içinde komşularıyla ve komşularının üvey kızıyla geçirdikleri maceralar üzerine odaklanıyor. Tabii bu biraz daha durum hikayesine yakın diyebiliriz. Ve diğer Peterson'un kitabı kadar pastoral tatlar yok. Rothman, Julia'nın hikayesini daha çok bir yaz hikayesi olarak kurgulamış. Yaz tatilinde okul bittikten sonra geçirdiği maceralar ve yaşadığı olaylara, çeşitli olaylara yüklediği veya yükleyemediği anlamlar. Tabii ki din burada yine önemli bir arka plan oyuncusu diyelim. Dolayısıyla Julian bazı olaylara tam anlamıyla ne olduğunu belki kavrayamıyor. Ve biz okuyucu olarak bunun ne olduğunu anlarken Julian bu konuda tereddüt içerisinde. Kitabın belki başarısı veya yarattığı hava, güzel hava da bu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak, tabii biz de her iki kitap için söylüyorum, kendi geçmiş anılarımızı gözden geçirebiliyoruz, oralara gidebiliyoruz. Dolayısıyla Avrupa eksenli bu iki hikayede aslında kendi hayatımızdan renkler ve tatlar bulacağımız iki kitap olduğunu söyleyebilirim. Yaz ayları için öneriyorum sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.